Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda kümes temizliğimizi yapacağız. Ve kümesimizi bitlerden korumak için ilaçlayacağız. Hangi bit ilacını kullanacağımızı. Bunun için gerekli malzemeleri size göstereceğim. Kümeslerimizi ne kadar temiz tutarsak, bitten, pireden, hastalıktan, kokudan o kadar uzak tutmuş oluruz. Şimdi sizlerle kümes içerisine kullanacağım ilacı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu ilaç sıvı bir ilaç. Yaklaşık 1 litreye 2 gram konacak şekilde ayarlanıyor. Kısacası aklınızda kalması için 5 litrelik suya bir kapak döküyoruz arkadaşlar. Bu bütün bit çeşidini öldürüyor. Hiçbir şekilde kümesinizin içerisinde haşere bırakmıyor. Hepsini yok ediyor. Bunu kümesinizin bütün bölgesine sıkmanız gerek. Sıkabilmeniz için de böyle bir alet satılıyor. O kadar da pahalı değil. Kümesinizin her yerine bununla ilacı püskürtebilirsiniz. Bu yaklaşık 2 litre. Ben bunun içerisine 4 gram koyacağım. Ve kümesimizin her yerine sıkacağım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kümesinizin temizliğini yapmak zorundasınız. Bu kümesimin içerisi çok kötüydü. İçerisindeki karışımı çıkardım. Kümesimi tamamen temizledim. Şimdi ilaçlı suyumuzu hazırlayıp kümesimin bütün bölgelerine sıkacağım. Öncelikle ilacımızı hazırlayalım. Şöyle de bir bilgi vereyim size. Kümesinizin her yerini bu şekilde ilaçladıktan sonra ya da ilaçlamadan önce fark etmez. Burada uyarıyorum. Yetişkin tavuklarınızın kanat altına, sırtına, göğsüne bu sıvıyı sıkabilirsiniz. Üzerinde ne kadar bit pire varsa yok olacaktır. Yavru hayvanlarınıza bunu kesinlikle kullanmayın. Yetişkin şu şekilde de göstereyim. Bu büyüklükteki yetişkin tavuklarınıza bu sıvıyı kullanabilirsiniz. Bu ilacı kullanabilirsiniz. Ama küçük yeni doğan ya da bir aylık civcivlerinize bunları kullanmayın. Onlar için de böyle bir toz halinde bit ilacı aldım. Bu bit ilacı aşırı derecede öneriliyor veterinerler tarafından. Ve tavuklara zarar vermiyor, civcivlere de zarar vermiyor. Tabii tavuklara ve civcivlere bu tozu kullanırken ağızlarına, gözlerine, burun deliklerine gelmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu uyarıyı da yapayım. Sonra yanlış uygulamalar yapıp hayvanlarını kaybedenler bana yorum attıkları zaman sinir oluyorum. Arkadaşlar, benim yaptığım gibi yapın. Kendi kafanıza göre yapıp kötü sonuç alıp bana yorum atmayın. Bunu da civcivlerinizin sırtına, göğsüne, kanat altlarına ovalayarak sürebilirsiniz. Hep beraber zaten nasıl yapıldığını izleyip göreceğiz. Şimdi biz ilacımızı hazırlayalım. Bunun için gerekli olan bir şırıngamız var. Bu ilacı veterinerden alabilirsiniz. Zaten sıfır olduğu da belli. Üzerinde ambalajı var. Bunu da sökelim. İlacımızı şırıngaya çektim. 1 litreye 2 gram olarak ayarlanacaktı. Benim bu su depom 2 litre 4 gram olarak ayarlanacak. Gramı üzerindeki sayılara göre ayarlayabilirsiniz. 4 gramsa 4 çizgisine getirebilirsiniz. Evet, şırıngamıza 4 gram ayarladım. Su depomuzun içerisine sıkıyorum. İlaç sıkılır sıkılmaz beyaz bir hal alacak arkadaşlar. İlacı suya aktardıktan sonra iyice çalkalayın. Tamamen suya karışsın. Daha sonra da zaten bu şekilde pompalayarak kümesimizin
her yerine. Şu şekilde sıkabilirsiniz. Tamamen hazır olduğunda ilacı püskürtebiliriz. Kümesimizin her yerine bu ilacı yedireceğiz. Arkadaşlar bu şekilde duvarlara, tavana, kümesin her yerine bunu kullanın. Daha sonra bitten pireden arınmış olacaksınız. Ben şimdi kümesin her yerine bunu uygulayayım. Tekrar dönüş yapacağım videoya. Bu kümesimin ilaçlanması tamamen bitti. İlaçlamadığım tek bir bölge bile bırakmadım. Tavan dahil. Her yere ilacı kullandım. Yaklaşık 1 litre su gitti. Zaten zeminden de fark ediyorsunuzdur. Şu an kümesin her yeri ilaçlandı. Bütün kümesleri bu sıvı bit ilacıyla ilaçladıktan sonra bu toz bit ilacıyla hepsini temizlemiş olacağım. Kümes ilaçlamam bitti. Siz de kümeslerinizi bitten, pireden, pislikten, diğer haşirelerden bu ilaçlarla kurtulabilirsiniz. Az bir hayvanım olmasına rağmen bu tür şeylere çok özen gösteriyorum. Çünkü birçok insanın paylaşımlarını görüyorum. Bütün hayvanları ya bitten ya pireden ya da hastalıktan ölmüş. Daha sonra da üzüntülerini paylaşıyorlar. Hayvanların öldüyse üzüntünü paylaşman tabii ki doğal. Ama bunun sorumlusu sensin. Bir tane dahi hayvanın olsa ona iyi hizmet etmek zorundasın. Eğer bakamıyor, zaman ayıramıyorsan, bu tür şeylere dikkat etmiyorsan, hayvan beslemeyeceksin, o hayvanın da günahına girmeyeceksin. Hayvanın maddi değeri ne olursa olsun, bir can taşıyor ve sen bunu beslemekten zevk alıyorsan, kullandığın ilaçların beslediğin hayvandan pahalı olabilir. Ama bunu hobi olarak, zevk olarak yapıyorsan, bu senin gözüne gelmemeli. Bu konuda çok sinirleniyorum. Şu hayvanlarınızı şu şekilde izlerken zevk alıyorsanız onlara gerekli besinleri, gerekli ilaçları, tedavi masraflarını, bit sorunu için kullandığınız ilaçları, yani bütün masrafları yapmak zorundasınız. Yapmayacaksanız da beslemeyin. Bu kadar basit. Biraz fırça çeker gibi oldu ama sırf beslemek için besleyen, bakımını yapmayan insanlara geliyor bu sözlerim. Normal, detaylı besleyen, benim gibi uğraşan, hiçbir şeyini eksik etmeyen insanlara tabii ki de sözüm yok. Onlara tek diyeceğim söz helal olsun. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum olarak atabilirsiniz. Emin olun hepsini dikkate alıyorum. Hepsine yanıt veriyorum. Benim için gelen yorumlar yaş sınırı yoktur. Yani 10 yaşındaki arkadaşıma da cevap veriyorum. 50 yaşındaki amcama da cevap veriyorum. Benim için yaş sınırı yok. İnsan olan, buna merakı olan herkese kapım açık. Biriktirdiğim bütün bilgileri paylaşmaya hazırım. Arkadaşlar artan sıvı bit ilacınızı tavuklarınızın ya da horozlarınızın, yetişkin hayvanlarınızın daha doğrusu, kanat altlarına, sırtlarına, boyunlarına ve göğsüne sıkabilirsiniz.
Şu an bu şekilde ıslak görünüyorlar ama yarım saat içerisinde tamamen kuruyacaklar, eski hallerine dönecekler. Horozumun kuyruğu yeri süpürüyor maşallah. Islık çalmayı öğrettim dermişim. İspeçlere de kullanabilirdim ama ilaç bitti. İspeçlerime bu bit ilacını kullanacağım. Bu kümesimin de ilaçlaması bitti. Resmen püskürterek her yeri yıkadım ilaçla. Bir tek ispeçlerim kaldı. İlaçlanmadık. Onları da bu ilaçla ilaçlayacağım. Böylelikle bit pire olmayacak. Bu işlemi yapmanız için illa bit pireyi görmenize gerek yok. Her 3 ayda bir, her 6 ayda bir bu işlemi biti görmeden de yapabilirsiniz. Bazı şeylerin önlemini almak için kayıplar yaşamanız gerekmiyor. Şimdi tek tek yakalayıp bunları pire tozuyla ilaçlayacağım. İlaçlama işlemim bitti. Artık yeni yetme celfinlerim de ilaçlı. Bitten arındılar. Zaten üzerlerinin renginin değişmesinden belli ilaçlandıkları. İnşallah bir sorun yaşamayız. Hayvanların kanat atlarına, göğüslerine, sırtlarına, ayaklarına ve kafa üstlerine bu toz bit ilacını kullanabilirsiniz. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bu ve buna benzer videoları izlemek istiyorsanız çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum olarak atabilirsiniz. Emin olun hepsini dikkate alıyorum. Hepsine yanıt veriyorum. Sırası geldikçe videoları çekerim. Umarım bu videoları beğeniyorsunuzdur. Ve bu videoyu da beğendiyseniz sağ alttaki abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Sol üstte de yine yararlı videoların linkini paylaşmaya devam edeceğim. Hoşça kalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.